Bugün nohut mayası tarifimi baştan sona tekrar çekmek istedim. Kendim deneyerek bir tarif bulmuştum. Bunu biraz daha geliştirdim. Sıcak suyla ve daha çabuk yapmayı denedim. O da oldu. O yüzden çekmek istedim. Diğeri de sadece bir gün fazla bekletiliyordu. Bu hemen oluyor. Akşam ısıtıyorsunuz, sabah mayalıyorsunuz. Daha kolay oluyor. Nohutumuzu iyice yıkadık, tertemiz. Sıcak suyla ısılıyoruz. Bayağı kaynar suyu döktüm. Direkt kaynatıp suyu döktüm. Ağzını kapatıp sarıp bekletiyoruz. Bu arada kanalıma abone olup zili açmayı unutmazsanız sevinirim. Çünkü bunlar gerçekten çok emek isteyen işler. Gördüğünüz gibi ıslattık. Saracağız. Akşam ısladım ben bunu. Hatta gecedeyim. Saat 10 sıralarıydı, ıslattım. Sabaha kadar bekledi. Sabah 7 gibi açacağız. Hani saatlerini de söylüyorum ki kendiniz ona göre ayarlarsınız yaparken. Şimdi sabah oldu. Isladığımız nohutlarımız güzelce şeyini verdi. Şimdi bu nohutları da araya salmıyoruz. Paketleyip buzluğa atıyoruz. İsterseniz aynı gün yemek yapabilirsiniz. Bu suyu güzel bir maya yapıyoruz. Bütün ayrıntılarıyla anlatıyorum bu videoda. Tamamını izleyin, kaçırmayın. Arada püflerim var çünkü. Güzel şöyle muhallebi kıvamına gelene kadar unla bir ön hamaya hamuru tutuyoruz. Bu diğerinden farklı bir maya, farklı bir tarif. Diğerini ben direkt yoğurmuştum. Çünkü ben tavada çörek yapıyordum. Bu ekmek yapmak için. O ekmek yapmak için kullanılamıyor. Diğer yaptığım bu tam tarif. Çünkü ben ekmek yapmamıştım. Öbürünü denememiştim. Ama tavada yaptığımda çok güzel sonuçlar aldım. Balonlar gibi kabardı. Hatta çekim yaptığım balon bazlamadan daha güzel kabarmıştı. O gün o kadar olmadı. O yüzden dedim ben bunu yayınlayayım, insanlar faydalansınlar. Gerçekten kolay bir yöntem. İlk mayayı ben kendim denediğimde o diğer arkadaşların yaptıklarını çok zorluk çektim. Fırınım ayarlı olmadığı için yapamadım. Sonra birden bunu düşündüm ve uyguladım. Oldu. Her şeyde bir hayır vardır. Ben de bunu sunmak istedim. İşte muhallebi gibi bir hamur yaptık. Ve sarıyoruz şimdi. Gördünüz. Akışkan. Bu ön mayamız olacak. Sarıp sıcakta bekleteceğiz. Benim evim sabah güneşi alıyor. Ben camın kenarına koydum. Orada güzelce mayalandı. Gördüğünüz gibi. Üç dört saat içinde mayalandı ve şimdi kalan hamur, kalan nohutlarımızı da buzdolabı poşetine koyup kaldırıyorum. Dediğim gibi isterseniz düdüklüye atıp hemen pişirebilirsiniz veya tencerede nasıl isterseniz. Nohutlarımızı çöpe atmıyoruz. Gördüğünüz gibi şeker, tuz olayı da yok. Sadece nohut. Bakın, ispatı burada. 4 saat sonra, saat 7'de mi 8'de mi mayaladım şimdi tam şey yapamıyorum. 4 saat sonra saat 12 sıralarıydı. Bu hale geldi. Köpük köpük kabardı.
henüz. Fosur fosur. Çok güzel bir maya oldu. Umduğumdan da güzel oldu. Tabii şu an havalar sıcak, daha kolay oluyor. Şimdi bundan bir hamur yapacağız. Ekmeğimizi yapmak üzere. Ekmek yapacak kıvama getireceğiz. Biliyorsunuz o kulak memesi kıvamını. O kıvama getirene kadar yoğuracağız. Bütün ayrıntılarıyla çekmek istedim. Gerçekten belki insanlar tam anlayamamıştır diye. Hani gerçekten oluyor mudur diye akıllarında şey kalmasın. Gerçekten bu hamuru tam çektim. Saatleriyle size söylüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi toparladım. Dün akşamdan ıslattığım nohutlarım. Sabahleyin yoğurdum. Ön mayamı hazırladım. Şimdi şu anda 12 suları maya hamuru yapıyorum normal. Tekrar bunu da bekletiyorum. Şimdi birazdan saracağım. Kalıbıma koyacağım. Evet, beklettim. Tekrar kabardı gördünüz. Bayağı bir kabardı. Yine 2 saat sonra bu hale geldi. Evet, kelepçeli kalıbımın altına hem yağ sürdüm hem de galeta unu serptim. Tabii bunu da kendim yaptım. Kavurarak bayat ekmekleri. Hamurumuzu alıyoruz. Güzel bir ekmek hamuru oldu. Tam kıvamında yumuşak. Şimdi o kalan hamurumuzu alacağız. Saklayacağız. Şimdilik ekmeğimizi kelepçeli kalıbımıza yayıyoruz. Elimize suyla ıslayarak her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Evet. Tamamını düzgünce yerleştirdik. Şimdi bunu tepsi mayasını bekleteceğiz. Üzerini kapatıp gördüğünüz gibi. Şimdi kalan hamurumuzu elimizi yağlayarak biraz çıkarıyoruz tavadan, kaptan. Ben bunu mayalık kalsın diye tekrar sizlere bir şeyler daha yapmak için ayırdım. Çünkü mayalık kalmaya bile gerek yok. Nohutu ısladığınız zaman zaten mayanız hazır gibi bir şey. Ama yine de tabii ki hazırda mayanız olması güzel. Evet, kabımızı aldık. Ağzını kapatıyoruz. İster buzdolapta saklayın ama buzlukta saklarsanız daha uzun süre kullanmayacaksanız buzluğa koyun. Ama hemen birkaç gün içinde kullanacaksanız buzdolapta durabilir. Evet. Mayanız hazır. Şimdi tepsi mayamızı da aldı. Fırına veriyoruz. Güzelce kabardı gördüğünüz gibi. Üzerini kapakla kapatıp. Evet. Ve sonuç muhteşem. Nar gibi kızaran bir nohut mayalı ekmeğimiz oldu. Hafif ılındıktan sonra alıyoruz. Çok güzel bir ekmek oldu gerçekten. Yani kendini gösteriyor zaten. Biraz sonra içini de göstereceğim size dokularını. Bu ekmeği ben tekrar başka bir yöntemle tekrar deneyeceğim. Onu da videosunu çekiyorum. İnşallah yakında yayınlayacağım.
Gördüğünüz gibi altı muhteşem renkleri. Ben bunu pişirirken yanına şöyle bir küçük bir kap içinde su koydum. Fırınımı size gösteremiyorum, davul fırın olduğu için. Eski fırınlardan. Ufak bir şöyle fırına dayanıklı bir kabın içinde su koydum. Ve kesiyoruz. Gördüğünüz gibi kabuğu çıtır çıtır. Çok güzel bir ekmek oldu. İster dilim dilim, ister sandviç olarak, nasıl isterseniz. İster kızartıp, tekrar tavada kızartıp, kızarmış ekmek olarak. Çok güzel bir ekmek oldu. Hayırlı günler.